Selamünaleyküm arkadaşlar. YÖKLÜ sorularına kaldığımız yerden devam ediyoruz. 46. soru. Alal rağmimen enne. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yine aynı kalıp. Yine rağmen. 44. soru muydu o? 44. soruda olduğu gibi yine rağmen geldi. İşimiz çok kolay. Bakıyoruz A şıkkı rağmen var mı? Rağmen var. B'ye bakıyoruz. Rağmen yok. C'ye bakıyoruz. Ramen yok. D'ye bakıyoruz. Rağmen yok. Bazen şu yanı sıra çeldirici olabilir. Ama rağmen var burada zaten. E'ye bakıyoruz. Rağmen yok. A'yı işaretle. Hiç okumadım gördünüz mü arkadaşlar? Doğru cevap A. Evet ben yine size mana vereyim. Alel ragmi enne lübnan <laughs> beledun sagirun. Lübnan küçük bir belde olmasına rağmen illa ennehu yeştehiru o meşhurdur bitenevvu'in biyolojiyyin müzhilin şaşırtıcı biyolojik çeşitliliğiyle meşhurdur ve bi menazirihi tabi'iyyetil khallabe büyüleyici doğal manzaraları ve şaşırtıcı biyolojik çeşitliliğiyle meşhurdur. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar hiç okumadan bu soruyu çözebildik. Hallabe kandırıcı kadın demek. Yani bir mana büyüleyici. Evet 47'ye bakalım. Gale Vezir-us-Sihhatil Britaniyyu İngiltere Sağlık Bakanı dedi. Evet yargın arkadaşlar dedi. Çok kolay. Gale'yi hepimiz biliyoruz arkadaşlar. Hemen sonuna bakalım. İfade etti olmaz. Söyledi, bekletiyoruz, bildirdi olmaz, ifade etti olmaz, söyledi. Ya gördünüz mü arkadaşlar? 3 saniyede 3 soru eledik. Geriye kaldı B ve E. Büyütmeyin soruları gözünüzde. Çok kolay. Bakalım hemen B şıkkı vatandaşlarının psikolojik sağlığı endişesiyle. B şıkkı böyle başlıyor. Böyle niye başlıyor ki? İngiltere Sağlık Bakanı şeklinde başlayacak. Bakın bunu da okumamıza gerek yok E şıkkı. Mantığını söyleyelim bir de. Sağlık Bakanı'nın bizzat kendisi söyledi. Nerede bizzat? Bizzat yok burada. Dolayısıyla yaşık arkadaşlar. Tercüme sorularında yanlış istemiyorum. Hepsini doğru yapacaksınız arkadaşlar. Evet. Gale britaniyu İngiltere Sağlık Bakanı dedi. Ne dedi? Minel mümkini iğlâgu iglağu

ülkelerindeki bakın Britanya'yı ülkelerindeki şeklinde tercüme etmiş. Gayet doğal olabilir. Ülkelerindeki sosyal paylaşım şirketlerini kapatıp yasaklayabileceklerini söyledi. Evet bu şekilde tercüme ettik. Dediğimiz gibi tercüme etmeye uğraşmayın arkadaşlar. Taktikleri yaparak sonuca ulaşın. Yabancı kelime söyleyelim burada var mı? Hazard tehlike, ihlal kapatma. التواصل الاجتماعي sosyal paylaşım başka en nefsiye psikolojik geçmişti müvâtin, vatandaş el muhteva dar zararlı içerik Evet arkadaşlar Arapçadan Türkçeye tercüme soruları da bu şekilde bitmiş oldu. Şimdi Türkçeden Arapçaya tercüme soruları var. Bu da aynı mantık ama farklı yöntemler uygulayacağız. Hemen bakalım. Türkçe cümlenin yargısını yaygın gerilimi yansıttı. Yani yansıttı. Mazi fiil bulacağız arkadaşlar. Yansıttı ne demek? Bu da çok zor bir kelime değil. Aksetti. Akese. Yani Türkçe'de kullanıyoruz. Aksetti. Buradan e, virgüllü kelime olduğu için yargıyı virgülden sonra arayacağız. Bu da bir ipucu olsun size. Hemen bakıyoruz. Virgülden sonra. Abbarat. Akese yok. Ele. B virgülden sonra a kese beklet. C virgülden sonra a kese beklet. D virgülden sonra ve a kese olmaz. Niye olmaz? Ve yansıttı olması lazım V olduğu için burada. Dolayısıyla bu da olmaz. E'ye bakalım virgülden sonra azharat et duru. a kese yok. Bu kadar basit arkadaşlar. 1 2 B ve C şıkkı var elimizde şu an. Onun üzerinden yürüyeceğiz olaya. Mü'tameru Davus el-ihtisadiyü li hada'l-am allazi ikhtetama a'malehu bi munahhin mukhtalifatin Mü'tameru Davus el-ihtisadiyü li hada'l-am allazi ikhtetama şimdi farklı olan ne? Nühhe mukhtalife, munah mukhtalife. Şimdi burada biraz çeldirici bir soru olmuş. Bunun manası ne arkadaşlar? Atmosfer Bakalım nükhe mi atmosfer manasına gelir yoksa münah mı? Münah iklim atmosfer manasında çok kullanılmaz. Nükhe de atmosfer manasında çok kullanılmıyor. Dolayısıyla buradan bulamayabiliriz. Devam edelim daha bariz hatalar vardır belki. Akeset tevettura saide. Doğru yaygın gerilimi yansıttı. Akeset tevettura saide. Fi müştemeil a'mali. İş toplumunda. Yani iş dünyasında. Buraya da dikkat edelim. Müştema dünya manasında kullanılmış. İş dünyası derken yani iş toplumunda. Tercümeyi o şekilde yapmış arkadaş. Minet takallubati siyasiye minel idrabatil iktisadiye. Gördünüz mü arkadaşlar? Bu iki şık arasında profesyonelce düzenlemişler. Ancak biz açığı yine yakaladık. El idrabatül iktisadiye birisi. Birisi de ettegallübatüs siyasiye. Hangisi siyasi çalkantı? Gördüğünüz gibi bunda hiç siyasi diye bir şey yok. C'de ettegallübatüs siyasiye. Tekallüp zaten ters düz olmak, dönmek. Yani çalkantı manasında kalpten geliyor. Dolayısıyla arkadaşlar burada açığı bulmuş olduk. Olsun buna biraz vakit harcayalım bir şey olmaz. Sonucunda doğruya ulaşmış olduk. Yabancı kelime bakalım. Devra. Devre var ya bizim Türkçe'de kullandığımız devre. Hı. Onu form manasında kullanmış. Buna dikkat edelim. Zaten önceki derslerde hatırlatmış olabilirim. Tercüme moda mod olmuyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın devreyi form diye çevirmiş. Dafus, Davos, iktisadi ekonomi, o Davos yani Davos oturumu yani formu. Nükhe'yi söyledik zaten. es de yaygın, egemen olan. Tegallübati de söyledik. el mutavası ile peş peşe giden demek. Tevasul, birbirine bağlı. Münze eşhur. Yani aylardan beri süren, devam eden. Münze den beri. Science demiştik İngilizcesi. Başka ne var? Başka da bir şey yok. Evet, devam edelim. 49. soru. Yargımız içermektedir. Antalya, isim cümlesi olamaz. mu barındırır, içerme manasına gelir ama tahtevi varken çok kullanılmaz. Yine de bekletelim. Taqau düşer. Niye düşüyorsun kardeşim? Tucedu vardır. Ne oldu şimdi? Gördüğünüz gibi bariz bir şekilde a. Yine ne yaptım? Hiç okumadım. Ama şu tadummu'ya bir bakalım. Belki bizi tadummu Medinetu Antalya, tahtevi Antalya. Antalya içermektedir. Antalya şehri demiyor. Sen de olmazsın. Doğru cevap A. Tahtevi Antalya, Antalya içermektedir. El-Vaqi'atu ala şatil bahril ebyazı, Akdeniz kıyısında yer alan ve leti tuaddu min ehemmil merakizi siyahiyeti li Türkiye, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan ala iddeti âthârin tarihiyetin çok sayıda tarihi eser, min beynihe bevvâbetu hadriyan, aralarında hadriyan kapısının da yer aldığı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bütün kelimeler birebir oturuyor. Doğru cevap A.